Merhaba sevgili arkadaşlar. Bitkisel dokuların ikinci dersinde temel dokuyu göreceğiz. Bir önceki derste meristem dokuyu anlatmıştık. İşte meristem dokunun farklılaşmasıyla oluşan hücrelerin bölünmesiyle, onların özelleşmesiyle temel doku dediğimiz önemli bir yapı meydana geliyor. Şimdi temel doku organların içini doldurma, destekleme, depolama ve fotosentez gibi önemli işlevleri yürüten bir doku sevgili arkadaşlar. Ayrıca bitkinin bütün organlarında örtü ve iletim dokusunu, arasını dolduruyor. Bu eskiden, çok eskiden ÖYS döneminde sorulan sorular vardı. İşte hayvansal dokularla bitkisel dokuları karşılaştırırlardı. Arkadaşlar temel doku ve özellikle de birazdan göreceğiz parenkima dokusu, burada yazdığımız doku, hayvanlardaki bağ dokuya karşılık gelir. Yani bir yerlerde karşınıza çıkarsa bunu da lütfen yazın. Şimdi 3 farklı hücre tipinden oluşuyormuş temel doku. Bunlar parenkima, kolenkima ve sklerenkima hücreleri ve dokuları. Şimdi bunların işlevlerini, özelliklerini şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Parenkima hücreleri tipik bitki hücreleri olarak tanımlanabilir. Kök, gövde, yaprak gibi organlarda bulunur. Özel koşullar altında başka hücreleri oluşturmak için bölünme yeteneği kazanabilir. Ne demiştik meristem dokuda? Hormonların etkisiyle demiştik değil mi? İşte hormonların etkisi nedir? Özel koşuldur sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet. Morfolojik ve fizyolojik işlevlerine göre 4 grupta inceleniyor parenkima dokusu. İşte özümleme parenkiması, depo parenkiması, havalandırma parenkiması ve iletim parenkiması. Şimdi arkadaşlar en uzun anlatılan konulardan bir tanesidir ama ben bunu tek sayfada geçeceğim size. Çünkü hani gerçekten çok temel nedir? Nokta atışı bilmeniz gereken şeyleri şimdi söylüyorum. Mesela özümleme parenkimasının diğer adı asimilasyon parenkimasıdır. Bitkide fotosentezin yapıldığı dokudan bahsediliyor burada arkadaşlar. Fotosentezin yapıldığı doku özümleme parenkimasıdır. Yapıya girmiyoruz çünkü bunu yaprağı anlatırken orada size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim özümleme parenkimasını. Depo parenkiması adı üstünde bir şeyleri depo ediyor. İşte karbonhidratları, yağları. Bunları işte nerede depo ediyorlar? Bitkinin toprak altı organları diyoruz. Niye kök demiyoruz direkt? Çünkü toprak altında ne var? Gövde metamorfozları da var değil mi arkadaşlar? Böyle bir şeyin varlığından haberdar olacaksınız ama size gövde metamorfozları anlatılmayacak. Müfredatta böyle yazıyor. Buralarda ne yapılıyor? İşte organik madde depolanıyor. Gene bunu depolayan kimmiş? Parenkimaymış. Buna da depo parenkiması deniyormuş. Havalandırma parenkiması ya da aürenkima. Şimdi bu her bir hücrede, her bitkide görülmüyor. Bir hücrede demeyeyim de her bitkide görülmüyor. Nerede görülüyor? Daha çok bu bataklık bitkilerinde görülüyor arkadaşlar. Şimdi olay şu. Bitkinin kök hücrelerinin oksijene ihtiyacı var mı? Var. Peki bitkinin kök hücreleri bu oksijeni nereden alıyor? Yani bizdeki gibi böyle damarlarda kan dolaşıyor, bizde her yere götürüyor. Ama bitkinin böyle bir sistemi yok. Bitkinin iletim demetlerinde oksijen taşınmıyor, öyle değil mi? O zaman ne yapacak bu oksijeni, nereden alacak bu kök hücreleri? Topraktan alacak arkadaşlar, topraktaki gözeneklerden alacak. Yani bitkiye çok su verdiğiniz zaman o gözenekleri suyla doldurduğunuz için kök oksijensiz kalıp ölebiliyor. Bu durumda şimdi bataklığı düşündüğünüz zaman bataklıkta ne yok? Gözenek yok. Topraktaki gözenek gibi bir gözenek mevcut değil. İşte buradaki bitkiler, buraya adapte olmuş bitkiler hücrelerin arasındaki boşluklarda ne biriktirir? Hava biriktirir ve bunu alır, kullanır. İşte havalandırma parenkiması dediğimiz o boşluklar arasında hava depolayan doku da neymiş gene? Parenkima dokusuymuş. Buna da havalandırma parenkiması deniyormuş. İletim parenkiması adı üstünde iletim dokuların etrafında onlara yardımcı olan, onların taşıdığı malzemeleri bitkinin diğer bölümlerine geçmesine yardımcı olan dokuya da iletim parenkiması diyoruz. İkinci hücre grubu temel dokuda kolenkima ya da doku tipi kolenkima diyelim. Bitkinin genç vücut bölgelerine desteklik sağlayan dokudur. Örneğin kereviz sapı kesildiğinde ortaya çıkan lifsi yapılar, hücre çeperinde düzensiz kalınlaşmalar bunlar neyi gösteriyor bize? Kolenkimayı gösteriyor. Yani kolenkimaya örnek olarak veriliyor. Şimdi arkadaşlar kolenkima ve biraz sonra göreceğimiz sklerenkima bitkiye desteklik veren iki dokudur. Evet, işte bu destekliği sağlarken de hücre çeperinde bir kalınlaşma meydana gelir ve bu şekilde desteklik sağlar. Kolenkimadaki çeper kalınlaşması selüloz ve pektinle sağlanır. Hani hocam işte selüloz yok mu? Evet selüloz var ama selüloz biraz daha fazlaca birikiyor.
Bir de pektin birikiyor ve ne yapıyor? Çeperde bir kalınlaşma meydana geliyor. İşlevsel olgunlukta canlı ve esnek olup destekledikleri gövde yaprak gibi yapılarla birlikte uzama yeteneğine sahip kollenkima. Tamam arkadaşlar? Şimdi şurada size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi iki tane bitki hücresi. Çünkü kollenkimada iki çeşit hücre tipiyle ya da hücrelerde iki çeşit çeper kalınlaşmasıyla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi mesela köşe kollenkimasını burada gösterelim. Şuna da levha kollenkimasını gösterelim. Arkadaşlar eğer çeper kalınlaşması bitki hücresinin şu kısmında oluyorsa, köşesinde oluyorsa, tamam mı? Yani burada selüloz ve pektin fazlaca birikiyorsa buna köşe kollenkiması deniyor. Eğer şurada göreceğiniz gibi hücrede boydan boya bir çeper kalınlaşması söz konusuysa, şurada birikiyorsa, değil mi? O zaman ne olacak bu? İşte bu da levha kollenkiması. Levha şeklinde kalınlaştığı için buna da levha kollenkiması diyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim üçüncü tip hücremize. Nedir üçüncü tip hücremiz? Sklerenkima dediğimiz doku sevgili arkadaşlar. Çeperlerinde düzenli olarak selüloz ve lignin birikir. Lignin, duydunuz mu, aklınıza odun gelsin arkadaşlar. Bu hücreyi öldürür. Lignin biriktiği anda artık o çeperden herhangi bir maddenin giriş çıkışı söz konusu değildir. Eğer geçitler yoksa. Bunu da unutmayın. Oldukça kalın ve sert olan hücreler işlevsel olgunlukta ölüdür. Zaten gördüğünüz gibi. Sklerenkima hücreleri şekillerine göre lif ve taş hücresi olmak üzere ikiye ayrılır. Jüt ve keten lifleri, bunlar biliyorsunuz endüstride de kullanılıyor. İşte kevgir, ip yapımında kullanıyorlar. Fındık, ceviz kabukları ile meyvelerin sert kabuk ve etli kısımlarında, işte ne var orada? Gördüğünüz gibi taş hücreleri dediğimiz, değil mi arkadaşlar? Hücreler mevcut. Taş hücreleri var. Ayrıca bu ayva ve armut da mesela yerken meyvede hani ağzımıza geliyor ya, çıtır çıtır ediyor. Onlar da arkadaşlar taş hücreleridir. Sklerenkima hücresidir yani. Bir hücrenin yapacağı iş için belli yapılara ve işlevlere sahip olmasını, yani özelleşmeyi sağlayan gelişme süreci işlevsel olgunluk olarak bilinir. Bu kavramı öğrenmeniz için buraya yazdım sevgili arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. İşlevsel olgunluk neymiş? Bir iş için belli yapılara ve işlevlere sahip olmak için gerekli özelleşme yani. Buna biz ne diyoruz? İşlevsel olgunluk diyoruz bu sürecin sonuna. Şimdi kollenkima ile sklerenkimayı şöyle bir karşılaştıralım istedim. Bu da soru olarak geliyor arkadaşlar. Kollenkima canlı, sklerenkima ölü hücrelerden oluşuyor. Kollenkima genç vücut kısımlarını korurken sklerenkima yaşlı vücut kısımlarını, daha oturmuş vücut kısımlarını koruyor. Çeper kalınlaşması selüloz ve pektinle oluyor. Kollenkimada, sklerenkimada selüloz ve ligninle oluyor. Kollenkimada köşe ve levha kollenkiması var. İşte bu bununla karakterize ediliyor. Sklerenkimada ise lif ve taş hücreleri var. Kollenkima esnek, sklerenkima sert. Kollenkima gövde yaprak gibi yapılarla birlikte uzayabiliyor. Ama sklerenkima boyuna uzamanın durduğu bitki kısımlarında görülüyor. Çünkü ölü olduğu için artık uzaması, kısalması falan böyle şeyler söz konusu değil. Şimdi son olarak bu kollenkima ve sklerenkima ile ilgili arkadaşlar, bu her ikisinin de bitkiye desteklik sağladığını lütfen unutmayın. Tabii kim de desteklik sağlar bunlar? Değil mi? Özellikle sklerenkima odunsu bitkilere özgüdür, değil mi? Yani bakın bunları söylemeye gerek yok. Kollenkima ama daha genç bitkilerde görülebiliyor. Tek yıllık otsu bitkilerde destekliği ne sağlıyordu sevgili arkadaşlar? Evet, tabii ki turgor basıncı dediğinizi duyuyorum. Aferin. Hepinize şimdilik sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.